Altılı masada Cumhurbaşkanlığı adaylığı krizi devam ediyor. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu HaberTürk'te Cumhurbaşkanı adaylığı ile ilgili açıklamalar yaptı. Davutoğlu altılı masadan çıkacak Cumhurbaşkanının kendi başına karar aldığı durumda kriz çıkacağını, ülkenin seçime gideceğini söyledi. Bil. Şimdi yani anayasal olarak şu söylediğinizin dışına bir bir cumhurbaşkanı seçtiniz diyelim ve o cumhurbaşkanı Tabii özür ki kesel. Yarın dedi ki Bakın orada da ben söylüyorum zaten. Sizin aldığınız oylar da düşüktü ben bu kararı veriyorum. Ha dediği anda bir kriz çıkar. Kriz çıkar çok açık söyleyeyim. Ve o Cumhurbaşkanı meclis desteğini kaybeder. Ve ülke yeniden seçime gitmek zorunda kalır. Davutoğlu'nun bu sözleri altılı masadaki çatlağı bir kez daha ortaya çıkardı. İyi Parti sözcüsü Kürşat Zorlu altılı masada imza yetkisi konusunun konuşulmadığını söyledi. Altılı masa içerisindeki söz konusu başlık altında da böyle bir değerlendirme yapılmış değildir arkadaşlar. Ama şu vardır. Bahsettiğim çerçevede bir cumhurbaşkanı Türkiye'nin büyük, kökleşmiş, kronikleşmiş sorunlarıyla mücadele edecek. Bunu yaparken bizim 30 Nisan'da, 30 Ocak'ta muhtemelen lansmanını yapacağımız geçiş süreci yol haritası ve hazırlanmış olan hükümet programı çerçevesinde hareket edecektir. İşte orada ne çıkıyor ortaya? Altılı masanın ortak aklı devreye geçirerek, devreye koyarak Cumhurbaşkanının daha sağlıklı çalışmasının koşullarını hazırlamak. İyi Parti Aksaray Milletvekili Ayhan Erense Davutoğlu'nun sözlerini eleştirirken suskun kaldığımız çok şeyler var ifadelerini kullandı. Acaba Cumhur genel başkanlar cumhurbaşkanı yardımcısı olsunlar mı yoksa dışarıda mı olsunlar diye kendi aramızda uzun istişareler yaptık. Genel başkanın cumhurbaşkanı yardımcısı olması konusunda mutabakata vardık. JP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndansa Davut olduğuna destek geldi. Halk TV'de İsmail Küçükkaya Kılıçdaroğlu'nun 6 Parti'nin lideri eşittir ve başkan yardımcısı olacaktır. %1, %3, %25, %50 diye bakamayız dediğini aktardı. Siyasi partiler yasamıza göre her biri genel başkan olduğu için bir kere bu kritere göre eşittir diyor. O nedenle biz öyle bir ikili mekanizma kuracağız ki Siyasi partiler kanuna göre her biri genel başkan olduğu için altısı da sistemde olsun istiyoruz. CHP'den bir destekte de genel başkan yardımcısı Muharrem Erkek'ten geldi. Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı olacak ve büyük bir değişim başlayacak. Yeni bir siyaset kültürü, yeni bir yönetim anlayışı gelecek. Halk TV'de gazeteci Şirin Payzın da Ahmet Davutoğlu'nun sözlerini eleştirdi. Biden, Davutoğlu şu anda anketlerde %1, bir, yüzde birlik bir partinin genel başkanı olarak konuşmak durumunda. Ama anladığımız kadarıyla Sayın Davutoğlu hala kendisini AK Parti'nin içindeki başbakan sıfatıyla görerek konuşuyor dedi.